çok mutluyum. Bedenime iyi bakmak beni mutlu ediyor. Yani spora gitmek, iyi beslenmek iyi hissettiriyor insana. Hatta salınca sebepsiz bir mutsuzluk geliyor üstüme. O da kendimi ağır hissettiğim için, ağır hareket ettiğim için olduğunu fark ediyorum. O yüzden hareket bana mutluluk getiriyor. Ya evde dans etmek bile yani gerçekten deli gibi. Tanabilirim bunu. Ama en son mesela Ezel'in Ayas'ında deli gibi dans ediyordum evde yani. Yeni oyunu. Timsah. Benim çok büyük bir şarkı söyleme fobim vardı. Asla toplum içinde şarkı söyleyemezdim. Ve hani kötü söylemek artık komik bir hal aldığı için ve kötü söyleyerek insanları güldürdüğüm için benim şarkı söyleme şeklim kötü şarkı söylemek oldu. Yani o yerleşti bana. Ve böyle şarkı söylemeye başladı bana da falan diye gülmeye başlamak gibi huylarım vardı. Şimdi bir yeni şan hocası geldi okula. Doğan Duru. Haliç Üniversitesi'nde okuyorum. Doğan Duru'yu da severim. Red grubunun solisti. Ve müzikal yapmaya karar verdiğini söyledi. Ve bizden audition istediğini söyledi. Ben aslında hiç böyle bir şeye kalkışmam, bir müzikalde rol almak hani beni aşar gibi düşünürdüm bugüne kadar. Ama bu şu korkuyu yenmek istedim. Ve dedim ki hocaya, yani benim hiç rol almak gibi bir niyetim yok ama sadece insan içinde şarkı söyleyebilmeye alışmak istiyorum. O yüzden size bir şarkı söylemek istiyorum. Bir tane şarkı çalıştım ilk kez. Bir şarkı da You Know I'm No Good yani Amy Winehouse. Olacak iş değil hani. En ne olmayacaksa o. Sesime uyuyor. Yani o tonu çıkarmakta zorluk çekmiyorum. Amy'nin de zor şarkılarından biri değil bence. Çok zor şarkıları var. Ve ilk kez kendime güvenerek şarkı söyledim. Ve şimdi şarkı söylemek beni çok heyecanlandırıyor. Oyunculuk zor bir meslek bence. Yaptığın seçimler çok önemli. Benim seçimlerle savaşım var bu ara. Çünkü bu ara ne tercih ettiğim çok önemli kariyerimin başında. Eğer ki bir dizide oynamayı tercih edersem ve kendimi ona adarsam çok farklı bir yönde ilerleyeceğim. Eğer tiyatroya kendimi adarsam çok farklı bir yönde ilerleyeceğim. Yani neyin daha değerli olduğunu hayatımda karşılaştırıyorum. Ben daha çok babamlaydım çocukken çünkü annem çok çalışıyordu Ankara'dayken. Hep annemin çok çalıştığını hatırlıyorum. Gelirdi gece beni öperdi. Öperken beni uyandırmasını isterdim ki geldiğini bileyim. Hep setteydi yani. Babam yemek yapardı. Harika insanlar ikisi de yani. Ve iyi ebeveynler gerçekten. Mesela ayrılırlarken de ben hiç kötü bir şey hissetmedim. Hep benim faydama yordular bunu. Annemle babam ayrılırken ben Tevfik Fikret'ten mezun oluyordum ortaokuldan. Ve Fransızca okuyorum ve çok yeteneksizim. İnanamazsın. Yani dil konusunda daha yeteneksiz bir insan bulamazsın. Almıyor aklım. O dönemde işte mesela benim ayrılığa üzülmeyip İstanbul'a gelip güzel sanatlar okumama, sevinmeme sebep oldular mesela. O kadar hissetmedim yani ayrılıklarının kötü bir şey olduğunu. Bence kötü de değildi. Hiçbir zaman tamam bu kadar başardım. Bitti. Dememek. Hayır, tabii ki başarıyor olabilirsin ama hep daha iyisini yapabiliyor oluyorsun. Ve zaten ben de onu deneyimliyorum hayatımda bu ara. Klişe geliyor ben oldum dememek ama zaten hani olmadım daha. Daha çok var yani. 10 adımlık bir olsa ikinci adımını falan atmış olabilirim. Yol engebeli. Düşebiliyorsun. Yeni düştüm. Çok öfkelendiğim şeyler oluyor, çok üzüldüğüm şeyler oluyor. Hatta çok hızlı duygusu değişen bir insan olduğumu düşünüyorum. Kararsızlık hali aynı duygularda da oluyor bende. Mesela çok öfkelendiğim bir şeye çok üzülüyorsam öfkelenebiliyorum falan gibi duygular duyguları doğuruyor. Ama zaten şundan rahatsız oluyorum hayatta. Galiba çok böyle dışarıdan kolay konuşulabilir görünüyorum. Yani yanıma gelip bir şey demeye çekinmiyor kimse. Belki yüz ifademden ötürü, belki öyle dediğin gibi hani dışarıdan tatlı görünmemden ötürü olabilir. Şeyi kıskanıyorum mesela, daha sert duruşlu insanları. Diğer insanlar onların duvarlarını aşmak için uğraşıyorlar. Ben de öyle bir duvar görünmediği için aşmış geliyorlar zaten. Bazen tembellik ediyorum. Çok dağınığım. Çok. Ama benim kendi dağınıklığım içinde bir düzenim var gerçekten. Neyi nereye koyduğumu biliyorum aslında. O dağınıklığın içinde. Ama annem onları düzenlediğinde artık bilmiyor oluyorum. Ama onu da aşıyorum yavaş yavaş. Evet. O an o şeyi yapmıyor olmak çok hoşuma gidiyor. Tembellik sonuçta. Bir de yasak bir şey ya tembellik. O an yapman gereken bir şey yapmamak duygusu hoşuma gidiyor yani bazen. Sonra da yapmayıp o gün geçtikten sonra çok kızıyorum kendime. Geçen sene bir dönem yaşadım bunu. Okula gidiyorum geliyorum ama onun dışında bir amacım yok. Yaptığım, hazırlandığım bir iş yok. Bir ara yani, iki aydan falan bahsediyorum. O amaçsızlık duygusu beni düşürüyor. Yani hep hazırlandığım bir iş olsun, hep o iş için yapmam gereken, okumam gereken bir şeyler olsun istiyor canım. O beni bir düşürüyor. Ya heyecan verici bir şey yapıyor olmak yükseltiyor en çok. O kadar güzel bir şey yaşadım ki. Uçağa bindim, uçakta kitap ayracım yok ve kitabın sayfasını kıvırıyorum. Girerken de bir tane kız bir şey sormuştu hani şurada tuvalet nerede falan gibi bir soruydu o minvalde.
Ben de ona orayı göstermiştim. Elimde kitap vardı o zaman da. Kız ayracım olmadığını görmüş ve yanımda kağıt varmış bir tane. Onları kıvırmış kıvırmış bir ayraç yapmış bana. Üstünde de çok tatlı bir not yazmış. Ne yazdığımı tam olarak hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam bu arada. 2 yıl falan geçti bu olayın üstünden bu arada. O ayracı verdi mesela bana. Ben gerçekten hala hiç unutmuyorum ve beni motive ediyor bu. Yani insanların sebepsiz birbirlerine iyilik yapıyor olmaları beni çok çok motive ediyor. Şöyle bir şey fark ettim kendimde. Benim bir insandan hoşlanmam için, yani arkadaş olarak olur, başka bir anlamda olur, her anlamda hoşlanmam için benden daha iyi yapıyor olması gerekiyor bir şeyi. Mesela benden daha iyi oyuncu olduğunu düşündüğüm insanlarla iletişim kurmak istiyorum. Güç ama bilginin gücü gibi yani bir yandan da. Hani çalışılmış, elde edilmiş bir güç. Öyle insanları etrafımda tutmak istiyorum. Bence aşk böyle biraz yanlış kullanılan bir kavram gibi geliyor bana. Çünkü bizim aşk dediğimiz şey elde edemediğin sevginin hırsı gibi bir yere geldi ya. Bence aşk çok sevmek ve sebepsiz değil, sebepli sevmek. Yani sebepleriyle sevmek, neden sevdiğini bilmek bir şeyi. Bilmiyorum, ben de çok afaki konuşuyorum. Bir çok da bilmediğim bir konudan konuşuyorum. Güzel taraflarım olduğunu düşünüyorum, öyle diyeyim. Bence evet. Çirkin değilim yani. Şirinlik, tatlılık falan onları çok tatlısın. Böyle laflar. Bu yaz çok çok kötü ama. Söyleyeyim mi? Bu yaz böyle hiç ne yapacağıma karar vermeden geçirdim yazımı. Ya o gün canım ne yapmak istiyorsa onu yaptım gerçekten. Akyaka'ya mı gitmek istiyor? Oradan yürüyerek Muğla'ya mı gitmek? Yani neyse anladın mı? Anneme de telefonda dedim ki, Çağcığım ne zaman döneceksin dedi. Ya anneciğim carpe diem ya dedim. Annem ne dedi biliyor musun? Çağlıcığım ben de vibe diem dedi. Bu ara buydu yani. Kadının yaşadığı heyecana ben tanık oldum. Benim premierimde benden daha çok heyecanlı biri var. Çünkü benim onun kendi premieri kadar değerli ama onun elinde değil. Ya o karşıda ve hepsi benim elimde. Ben hata yapabilirim. Ama güveni var. Ama yani ya istemeden ayağa takılırsa ya bir şey olursa falan gibi bir yerden çok heyecanlandı. Benden daha çok heyecanlandı. Şöyle filmlerden çok hoşlanıyorum. Zaman hakkında ya da bizim yanlış bildiğimiz bu çizgisel değil her şeyin dairesel olması ilgimi çekiyor. Bana da doğru gelen o zaten. Mesela bu ara beni en çok etkileyen film yıllardır çok kez izledim. Arrival. Dilin aslında her şeyi anlama şeklimiz aslında dille alakalı ya. Yani böyle her şeyin derinine indikçe çok kafa yakıcı bir yere geliyor bence. Böyle mevzular, zaman, dil bunlar. Onlar çok ilgimi çekiyor. Yani hani bir şey izlemeden uyuyamıyorum. Mesela böyle bir yarım saat, bir saat bir şey izlemek çok da hoşuma da gidiyor. Evet, tabii ki. Bizim meslek için anlatabilmek, anladığın şeyi anlatabilmek. Mutlu olmak, iç huzuruna sahip olmak. Bu arada mutsuz olmak da benim için bir başarısızlık değil. Çünkü mutsuz olmazsan zaten mutlu olmanın bir anlamı yok. Hani tabii ki karanlık var aydınlık olması için. Yani o mutsuzluklarında keyfini çıkarabiliyor olmak aslında. Hayır yani amaçta değil, biraz da araçtayım aslında. Hani o süreç benim için daha önemli sonuçtan. Ama o süreç kötü geçse ve sonuç kötü olsa da o süreçten bir şey alabilmek önemli olan. Nasıl sıyrılıyorum bilmiyorum. Kötü şeyler olduğunda onları çok düşünmemek ve hemen unutmak gibi de bir huyum var. Yani çocukken bile annemle babamla kavga edip okula gittim diyelim. Okuldan dönerken hatırlamazdım neden kavga ettiğimizi. Hemen siliyor beyin. Yani çoğu insanın beyni böyle zaten büyük ihtimalle. Sıyrılmak çok zor olmuyor benim için galiba. Onu düşünmemeyi seçebiliyorum. Ama tabii o kadar büyük bir üzüntü ve öfke yaşamamış da olabilirim. Silemediğin bir yer oluyor olabilir yani. You are all I long for and all I worship and adore. In other words, please be true. In other words. Benim ilk izlediğim oyun Salome'ydi. Salome'nin sonunda da yani hiç çocuk oyunu değil kesinlikle. Kafasını gümüş tepside istediği ve sonunda adamın kafasının gümüş tepside geldiği bir oyun. Ve Salome'yi alkışlarken ben ağlıyormuşum. Ama ağlanacak hiçbir şey yok ortada. 7 falan herhalde, 7-8. Annem demiş, neden ağlıyorsun? Ben de demişim, burada değil, orada olmak istiyorum. Bu benim hatıram değil bu arada, ben bunu hatırlamıyorum. Hep annemden duyduğum bir şey. Ben herhalde o zamanlar zaten karar vermişim. O yüzden benim hatırladığım geçmişte, şu yüzden şu, bugün karar verdim gibi bir anım yok.
Sonra işte Tevfik Fikret bittikten sonra İstanbul'a taşınma planları varken düşündüm ben de ne yapabilirim diye. Ne meslek seçeceğim ileride diye. Gerçekten aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Başka hiçbir şey yapabilir de hissetmiyorum kendimi. Başka hiçbir şeye ilgim var gibi de hissetmiyorum. Hani tabii ki başka ilgilerim de var. Aşçılık yapabilirim mesela. Çok hoşuma gider yemek yapmak. Ama hiç mesela bir elektrik, elektroniğe ilgi duymadım yani. Ya da matematiğe ilgi duymadım. Hep izlediğim insanları gözlemlerdim. Hani sanki bir oyunmuş gibi. En sevdiğim şey insan belgeseli. Ben zaten 14 yaşında güzel sanatlar okumaya geldim İstanbul'a. Tiyatro okumaya geldim. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Benim hiçbir zaman hayalim televizyonda oynayıp ünlü olmak olmadı. Benim hayalim her zaman sahneye çıkıp o anda değiştiremediğin bir şey yapmak ve ya iyi yapmaktı. Neden hep buraya çekildiğimi, neden oyunculuk yapmak istediğimi premierden sonra fark ettim. Bunun içinmiş dedim yani. Bu haz içinmiş. Bu çünkü çok bir olarak yaptığın bir şey. Seyirciyle de bir olarak yaptığın bir şey. Tiyatro. Galiba o his beni çok etkiliyor. Hep beraber bir şey yapma hissi ve bu kadar çalışarak bir şey yapma hissi. Ve şunu fark ettim tiyatro yapmaya başlayınca. Senin onu 25 kez yapman önemli değil. 25 kez aynı cümleyi söylemen önemli değil. Anlaman önemli. Anladığında bir kere söylesen de doğru söylüyorsun zaten. Provaların beden için değil de anlamak için yapıldığını anladım. O 25 kereyi anladıktan sonra anlatmak için yapıyorsun. Ama anlamadan hiçbir şey yapamıyorsun. Çok çok kafamı açan bir dönem oldu bu dönem. Ağzını açarak konuş. Annem aynı zamanda bir diksiyon hocası. Ve bazen hayatı zorlaştırabiliyor bu açıdan. Ama çok doğru bir laf. Ben dizide oynarken bu bir alışkanlık. Hani ağzımı çok açmadan konuşuyordum. Çünkü bunun çok doğal olduğunu düşünüyordum. Ama tiyatroda bu yemiyormuş. Tiyatroda ağzını açmazsan hiç kimse hiçbir şey anlamıyormuş. Ya annemin bana böyle duygu anlamında bir önerisi olmadı. Çünkü bilmiyorum neden olmadığını. Hem benden çıkana güvendiği için belki hem de öyle bir yönlendirme yapmak istemediği için annem genel olarak teknik şeylerime takılır. Elimi çok mu kullandım? Elini daha az kullan. Hani bana burada şunu şöyle hisset ya da o hissettiğin duygu doğru değil gibi bir şey demedi bugüne kadar. Objektif olamıyorum. Ben ne yapsa beğeniyorum yani zaten. O yüzden bana soramazsınız. Bence muhteşem bir oyuncu. Evet şanslıyım. Evet. Çünkü ya şöyle bir şey oldu benim hayatımda. Ben bu torpil mevzusundan hep çok korktum. Ben hiçbir zaman annemin torpiliyle bir yere gelmiş olmak istemedim. İlk İstanbul'a geldiğimizde annem kendi menajerine yazdırdı beni. Ben oradan hemen ayrıldım. Tüm menajerlik ajanslarına CV'mi yolladı. Tabii ki burada tanıdık yine bir şekilde devreye giriyor. Onun fotoğrafçısını tanıyorsun. O ajansa buna daha dikkat edin. Bir bakın diyor. Tabii ki bunlar tanıdık, evet işe yarayan şeyler. Bu yadsınamaz bir gerçek yani. Çünkü ben de bir yerde bir role, bir oyuncuya ihtiyaç olduğunda arkadaşımı öneriyorum. Arkadaşım da beni öneriyor. Tabii ki bu dünyanın en doğal şeyi. Ben diğer menajerlik ajanslarına CV'mi yolladım. Ve bir tanesinden de geri dönüş geldi. Ve ona girdim. Ben o ajansa girdikten sonra biraz rahatladım. Çünkü annemin ajansı, annemin torpiliyle bir yerde değildim. Kendime bir ajans buldum. Benim bugüne kadar annem sayesinde girdiğim bir iş yok. Lise biterken normal aralıklarla gelen, ajanstan gelen auditionlardan biri geldi. Kırgın Çiçekler'in auditionu geldi. Lise biterken o audition'a girdim. Oldu çünkü kasta çok uygundum. Ve orada yönetmenle de çok iyi anlaştık. İyi bir audition verdim. Oldu. Ondan sonra tiyatro işinde zaten Didem'in aklında kalarak oldu. Sahnede torpil olmuyor zaten. Seyirci ve sahne. Oyun olmazsa ve seyirci olmazsa hiçbir şey olmuyor. Mesela tiyatro okuduğum için, konservatuar okuduğum için zaten tiyatro konusunda, eğitim konusunda kendimi yetersiz hissetmiyordum. Ama kamera oyunu oyunculuk konusunda kendimi yetersiz hissediyordum. İkisi çok ayrı şeyler gerçekten. Oyunculuk tarzı olarak da ayrı şeyler. O yüzden mesela Zeynep Günaytan'ın atölyesine gitmiştim. Ve bana çok şey kattı. Çünkü ben tiyatrodan bir alışkanlık bu. Eylemle bir şeyleri yapmaya alışığım. Eylemle hissetmeye alışığım. Ama kamerada tam tersi. Durup hissetmen gerekiyor ve o çok daha etkileyici oluyor. Bana göre şart. Hatta eğitimin bitmemesi şart. Yani ben 40 yaşında da bence eğitim almalıyım. Çünkü bu hep gelişen bir şey. Sabit bir şeyi öğrenmiyoruz biz. Yıllar geçtikçe hep gelişmekte olan bir şeyi öğrendiğimiz için onun gelişimini de takip etmek gerekiyor. Şöyle oldu, ben anlatayım. Ben Didem Balçın'la beraber Çakallarla Dans 5 filminde oynadım. Ve benim bir sahnem vardı. O sahne bir isyan sahnesi. Babaya isyan. Ya filmin en gerçek sahnesi bence. Ve
yönetmence de. O sahnede Didem de vardı. Didem izledi. Ondan sonra Didem bana böyle bir laf etti, hatırlamıyorum. Güzel bir laftı. Var bir şey sende filan gibi bir şeydi. Ondan sonra onun üzerinden bir yıl geçti neredeyse. Timsah oyunu daha ilk çıkarken. Timsah metnini yolladı bana. Bunu oynamak ister misin dedi. Çakallardan aklında kalmışım. Ondan sonra ben çok istedim Timsah'da oynamayı. Ama aynı zamanda Şener Şen'in Zengin Mutfağı'nın audition'ı vardı. Ben ona da katılmak çok istedim. Bir tercih yapmam gerekiyordu. Şener Şen'in Zengin Mutfağı'ndaki audition'a katılırsam Timsah'da oynama şansını kaçıracaktım. Bir audition bile olsa Şener Şen'le karşılıklı oynamak beni çok heyecanlandırdı. Ben o %100 olmayan şeyi Timsah'a tercih ettim. Ondan sonra Timsah çıktı. Ama Timsah benim şansımda varmış galiba. Onlar bir reprodüksiyon yapmaya karar verdiler. Ve tekrar geldi bu rol. Ben çok seve seve oynamak istedim. Onu anlatayım. Timsah'ın okuma provasına gittim ben. Ve hazırlıklı da gittim. Çalışmıştım biraz. Zaten çok daha önceden okuduğum bir metindi. Kafamda bir şeyler vardı. Ve güzel geçti okuma provası. Okuma provasından çıktığımızda da Mert West End'de West End oyunundan bahsetti. Sabaha okuyabilirim ancak dedim. Çünkü ertesi günde filmimin okuma provası vardı. Ben tabii ki gece onu okudum. Ve ben hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Korktum. Çok korktum. Ama ağzım sulandı ya. Yani gerçekten ben o heyecanla uyuyamadım. Hayatımda ne oynamak istersin diye sorsalar bana. Bunu oynamak isterim desem hepsi bir karakterde toplanmış. Lili. Lilith. Gerçek ismi Lilith ama Lili diyorlar. Lilith yani aslında Adem'in ilk eşi Lilith. Ve o kadar derin bir metin ki, o kadar aslında yaratılışa bağlanan bir metin ki, asıl yaratılışa yani insanın yaratılışına, Haydn'ın yaratılış bestesiyle. Yani Moritz Rinke, zaten ben seviyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz da çok beğenmiştim. Yazar olarak gerçekten takdir ettiğim, çok hayran olduğum bir yazar. Ve bu metin yani o kadar altı dolu ki, o kadar her merak ettiğin şeyin bir cevabı var ki. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ben sabaha kadar asla uyuyamadım. Sabah filmin okuma provasına gittim. Mesaj attım çok beğendiğime dair. Çıktım, beslendim provasına gittim. Her şey böyle başladı. Sadece bir kere gecenin dördünde okuduğum metni o kadar çok sevip, o kadar çok içime koymuşum ki aslında sahiplenmişim ki. Okuma provasına gittiğimde biraz ezberdim yani. Beşse bile mesela diyelim ki. Ben hep 1-2 saat erken gitmeye çalışıyorum. Çünkü Dastas'ta zaten orada hep tanıdıklar var ve ortam var. Sohbet edebilecek çok insan var, edilebilecek. O yüzden orada bir sosyalleşip üzerimdeki o ev enerjisini atmak istiyorum kulise girmeden önce. 3 gibi, 4 gibi gidiyorum mesela. Sohbet ediyorum, yemek yiyorum. Nesli var, o da yoga yaptırıyor bize oyundan önce isteyenlere. Yoga yapıyoruz. Böyle bir 30 dakikalık falan enerji yükseltmek için. Ondan sonra ben geçiyorum içeriye. Çünkü heyecanlanmış oluyorum çoktan. Gidiyorum şarap mantarlarını kontrol ediyorum. Çünkü elim çok terliyor oyuna çıkmadan önce. Ben heyecanlanınca ellerim terliyor. Tekerlemeler söylüyorum 1-2 tane. Dilimi çiğniyorum, ağzımı açıyorum. Diyaframımı biraz çalıştırmaya çalışıyorum. Her şeyin sonu değil bence. Bu bir son da değil bence. Ama artık tüketmiş olmak yani hani her şeyin sonu ve bundan sonra bitecek değil ama bundan sonra kullanabileceğimiz bir şey kalmayacak gibi. Tüm elimizdeki her şeyi tüketmişiz gibi fazlasıyla kullanarak. Oyuncu kafası böyle bana bazen çok şizofrenik geliyor bu arada. Çünkü başkalarının acılarını yaşıyorsun, başkalarının mutluluklarını alıyorsun. Bir şey demek istiyorum, şunu anlatmak istemiştim. Çok güzel bir yorum aldım geçenlerde. Çok doğru bence. Evet güzel. Bir şekilde öfkeleniyoruz. Ama Lili'nin yaşadığı öfkenin dozajını ben hiç yaşamadım önce. Onun öfkesi çok daha büyük benim bugüne kadar yaşadığım herhangi bir öfkeden. Ben daha o kadar öfkelenmedim. Daha o kadar üzülmedim. O yüzden oraya çıkmak için benim daha 5 yıla ihtiyacım var. Daha öfkeleneceğim şeyler yaşamaya ihtiyacım var. Evet ben o duygunun saltını biliyorum, kaynağını biliyorum. Onu bir şeylerle çarpmam gerekiyor. Üst üste koymam gerekiyor. Ve anladım ki oyunculuk yaşadıkça daha iyi yapılabilen bir şey. Yani çok üzüldüğünde o duyguyu artık senin belleğinde oluyor o duygu. Ama şu anda öyle bir duygu yokken ancak bir taklidini yapabiliyor oluyorsun. Olumsuz bir düşüncem yok. Non tiyatroyu takip ediyorum. Takip etmekten keyif alıyorum. Çünkü ya puanlama sistemi bana doğru geliyor mu bilmiyorum. Oradan emin değilim. Ama bir şekilde kim olduğunu bilmediğimiz birinden eleştiri almak değerli bir şey bence.
Çünkü kim olduğunu bilince hak veriyorsun ya da vermiyorsun, bazı yargılar hissediyorsun içinde. Ama kim olduğunu bilmediğinde o sadece eleştirdiği o konu önemli oluyor kim olduğunun dışında. O yüzden çok değerli buluyorum ve oyun izlemeden önce mesela No Tiyatro'ya bir bakıyorum o oyun hakkındaki yorumuna. Bir de çok teşvik edici buluyorum. Konservatuvar öğrencilerine tiyatro bursu vermek, oyun izleme şansı yaratmak. Çok değerli yani bunlar. Ve bir şekilde oyun izlemeye teşvik etmek. Hiç izlemeyen bir insanı. Belki orada birinin bir röportajını, hayran olduğu birinin röportajını gördükten sonra bu sayfa neymiş diye takip edip ben bu oyuna gideyim o zaman dedirtmek çok önemli bir şey bence. Seviyorum o tiyatroyu. Aklıma ilk gelen şeyi söyleyeceğim şu anda. Çok da bir sebebi olmaksızın söylüyorum. Tracy Chapman gibi var yüzüm. Çok iyi. Çağla'yı kim oynardı? Oha, Çağla. Beni çok iyi tanıyan birinin oynamasını isterdim galiba. Doğrusunu oynaması için. Ya doğrusu demeyeyim de işte. İyisini. Zeynep'in oynamasını isterdim. Zeynep. Ya. Ahmet ettim önceden ama. Çok teşekkür ederim ya. Ay çok mutlu oldum. Güven, size çok teşekkür ederim. Like I knew I would. I told you I would struggle. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.